Efendim herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Salkım Söğüt'e bugün başkentimizin, Ankara'mızın çok güzel bir zeybek havasıyla, Ankara zeybeğiyle başladık. Bugün Ankara türkülerinin, sadece Ankara türkülerinin ve oyunlarının değil, Ankara kültürünün de yaşaması, yaşatılması, gelecek kuşaklara doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde aktarılması için hayatını vakfetmiş. Bu uğurda çok önemli çalışmalara ve projelere imza atmış ve aynı zamanda Ankara türkülerinin mahalli olarak çalınıp söylenmesinde bir icracı olarak da haklı bir isim yapan çok değerli bir dostum, sevgili kardeşim Necmettin Palacı var bugün. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah, Necmettin Beyciğim. Sefa gördük, sağ olun. Ben sizin bazı özelliklerinizi saydım ama asıl özelliğinizi unuttum. Sizin asıl kendiniz için duygun gördüğünüz sıfatınız sevmembaşılık. Evet. Eyvallah. Hayatınızı Ankara kültürünün ve bu kültürden beslenen, kaynaklanan yöre müzik ve oyunlarının derlenmesi, toparlanması, icra edilmesiyle ilgili ben yaklaşık bir 20-25 yılı geçti sizi tanıyalı. Evet. Evveliyatının da olduğunu biliyorum. Evet. Bugün sizin bu güzel hizmetlerinizden konuşacağız. Evet. Sizin o Ankara yöresine has sesiniz ve sazınızla türkülerinizi dinleyeceğiz. Çok değerli arkadaşlarımız bugün bizimle evet. beraber. Senin sağ kolun, hem sağ kolun hem sol kolun. Yardımcın çok evet. sevgili kardeşim Ayhan Ertürk bizimle beraber. Ayhancığım sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Ve sizin Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği'nin çok değerli seymenleri. Sayın Mural, Mustafa Çavdar ve Hakan Bilici. Sizler de hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Şeref verdiniz programımıza. Biz programımızda ilk defa bir oyun ve müzik evet, birlikte evet, yapacağız. Bunun niye ilk defa? Birincisi gerçekten yerimiz dar. Yani oyun biliyoruz da aslında yerimiz dar gerçek anlamda. Evet. Stüdyo şartlarımız. Ama Ankara olunca Ankara'da oyunsuz bu Ankara'nın gerçekten unutulmaya yüz tutan veya sizin dinleyeceğiz birazdan çok fazla bir yozlaşma sürecine giren oyunlarını hatırlamazsak, onları sergilemezsek sanki eksiklik olur diye düşünerek evet. teklif ettim. Siz de kabul ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi ben bir şey düzeltmek istiyorum. Şimdi Seymenbaşı ister insan kendi kendine Seymenbaşı olamaz. Seymenbaşı ancak grup olarak ve manevi olarak verilir. Onun için bu icazetle olan bir olaydır. Tabii sizin kendinizden menkul bir şey değil mi? Tabii değil. Öyle bir onun için ben mesela başkanım derler, dernek başkanı olduğum için. Ama ben Seymenbaşı çünkü Hazreti Allah da onu öyle lütfetti bize. Onun için Seymenbaşı olmak bir şey yani manevi bir vazife. Eyvallah. O vazifenin eyvallah. İçerisinde Seymenbaşı olmak da her babayiğidin harcı değil. Neden? Çünkü Seymenlik geleneğinde aşıyla, eşiyle, işiyle ilgilenmek zorundasınız Seymeninizde. Onun için yani büyük bir mesuliyeti olan bir aynı zamanda babalık. Bütün Seymenlerin babası. Yani o anlamda.
Evet. Ama bu iftarla veya gururla bahsedeyim bu olayı. Şimdi gençler arasında maalesef bunu pek anlamıyorlar. Pek bilmiyorlar. Evet. Ama bizim derneğimizde Seymen başı, yani herkes bir baş ama o kendi kendine baş olunmaz. Doğru, doğru. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Hem konuşacağız sizin bu Ankara kültürü adına, Seymenlik adına, Ankara yöresi türküleri, oyunları adına söyleyecekleriniz çok önemli. Evet. Biz, siz de izliyorsunuz programımızı. Biz çok, programımızda evet, böyle vur patlasın çalın. Ben aslında onu da söyleyecektim. Tebrik ediyorum. Estağfurullah. Hakikaten bu sizin de şeyiniz, o unutulmaya yüz tutmuş türküleri ön plana çıkartıyorsunuz. Evet, eski evet, otantik türküleri mesela. Hakikaten büyük bir zevkle, hele arkadaşlarımı hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yani tanıyorsun da arkadaşları tanıyorsun önceden. Belki en son tanıdığın Turgay'dır. Evet. Evet. Turgay çünkü Ankara'da yeni olduğu için. Öyle mi? Evet. Ama tabii ekrandan tanıyorum ben. Evet. Burada ilk defa gördüm ama Erkan'ı tanıyorsun. Erkan'la evet, çok uzun yıllar. Burak da Kültür Bakanlığı'nda genç, çok yetenekli ritim kardeşlerimizden. Ahmet İstanbul'dan geliyor da Kültür Bakanlığı'nda. Evet. İnşallah bundan sonra İnşallah daha çok sık görüşürüz. Sevgili Palacı, şimdi sizden bir türkü dinleyerek, bir evet, eser dinleyerek diyeyim. Türkü değil çünkü. Şimdi biz Ankara hem cümbüş deniyor hem Ankara muhabbeti deniyor. Ve bu geleneksel meşk ortamının kendine has ritüelleri var. Kendine has teamülleri var. Kendine has bir disiplin anlayışı var. Ve özel bir muhtevası, içeriği var. Eser sıralaması, çalınan eserler. Şimdi, biz bütün bunlara harfiyen uygulayamayacağız bir nihayetinde bir tabii, televizyon programı. Ama ben inisiyatifi bu noktada repertuarınızı, neler söyleyeceğinizi tamamen size bırakıyorum ve geleneğe uyarak Ankara Divanı'yla mı başlayalım diyorsunuz? Şimdi zaten Ankara Divan Geceleri olur eskiden. Evet. Şimdi ona bazı şeyler oturak muhabbeti, işte alem ama değil. Yani evet, aslında Divan Geceleri. Divanın anlamı da işte çalınan sözlerde, söylenen sözlerde insan kendi ruhiyetini, nefsini terbiye edici anlamında. İnsan o söylenen sözlerden kendine pay çıkartıp bir takım yaşantılarında kendine bir çeki düzen vermesi. Evet. Şimdi ben divan ayağı deyince çok çeşitleri var. Ben en son rahmetlik Cevat Bayyiğit hocamız vardı. Kendisi İngilizce öğretmeniydi Gazi Lisesi'nde. Oradan emekli olmuştu. Onun benim üzerinde çok emeği var. Bu Ankara bağlamasında, sazında, çalmamda. Hayatta mı vefat etti? Yok, vefat etti. Allah 1977'de rahmet vefat etti. Ve onun divanı Asalet Altın idi, pul oldu. Türlü türlü bedenlere çül oldu. İman yolu keseden geçeli, kime çula, kime pula kul oldu. Eyvallah. Çok güzel bir şey yapmış, onu yapalım bir. Buyurun.
Çula kime kula kul oldu ya. Merhameti, vicdanı.
güzel kesen dolu ise sensin herkesin beyi sultanı yahu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, soluğunuza sağlık. Şimdi bir 3-4 ay önce biz de icra etmiştik bu eseri. Benim yani yıllar öncesinden ilk defa TRT repertuarında eseri fark edip çalmaya çalıştığımda sözlerindeki aksaklık beni hep rahatsız ederdi. Evet. Sözlerinde hem kafiye bozukluğu var hem yani şiir tekniği olarak problemler var. Anladım. Şimdi sizin sizden bunu dinleyince hem doğru sözlerle hem belki otantik yani halk müziğinde otantik dediğimiz şekli bulmak zor. Bunun sınırı da yok ama evet. Gerçeğe en yakın olanını diyelim o şekilde dinlemiş olduk ve sözlerini de inşallah bu şekilde biz bundan sonra i̇nşallah, böyle okuruz ama inşallah. Yani TRT'nin de bunun düzeltmesi lazım sözlerine. Kesinlikle bir evet. De TRT'de yanlış verilmiş herhalde. Yağcıoğlu'ndan alınan. Yağcıoğlu'nun çok türküleri var. Ona rahmet. Rıfat abi de derlemiş. Rıfat Balaban abi galiba. Rıfat abinin hocası da Cevat amcadır aslında. Şey de Rıfat Balaban. Yağcıoğlu FMF'dir aslında bizim hocamız da. Fakat o da ondan almıştır. Yani ondan da çok dersler almıştır. Yağcıoğlu FMF'nin vefat tarihi kaç Palacı? 1977. 77. Ağustos'tu. Ağustos 10'uydu. Evet. 8'i miydi öyle bir şey. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Genç Osman o eskilerden. 63. O çok eski. 1963. Onun evet. Öldüğünde ben 11 yaşındaydım. Şimdi çok öldüğü günlerde çok sıkıntılar çektim. Yani şöyle ki çok üzüldüm. Çocuktum ama ona aşıktım zaten. Daha çaldığım misket kulağımdadır. Genç Osman'ın. Ona evet. Ayrı bir şeyim var. Ankara'mızın neyzen tefiği Genç Osman diye bahsederler. Hmm. Öyle bir evet. Sazı ayrı, sözü sazından, sazı sözünden süslü. Evet, evet. Öyle acayip bir filozof bir insan. Allah evet. Rahmet etsin. Amin. Ama tabii şimdi günümüzde çok uzun yıllar oldu. Yani 63 aşağı yukarı şimdi 47-48 sene falan oldu aşağı tabii, yukarı. Tabii, tabii. Ama daha hiç şeyini kaybetmedi yani. Evet. Dün ölmüş gibi veya dün yaşıyormuş gibi. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Şimdi Ankara'nın gerçekten çok zengin bir oyun ve müzik folkloru var. Bu ben zaman zaman söylüyorum. Aslında her yerin türküsü yok. Evet. Yani her şehrin türküsü yok. Ankara... Bu anlamda çok kadim şehirlerden biri ve gerçekten tarihin bir bilmiyor... de bizim ecdadımız yani Ankara'da Seymenlik geleneğinden midir bilemiyorum. Tabii. Çok böyle ince şeyler, eserler bırakmışlar. Mesela bir yandım şeker, bir yıldız, bir divan ayakları yani hepsi zor şey. Misket, Hüdayi'de başlı başına. Yani bunlar oyun. Hele Hüdayi'de başlı başına konçerto mu derler, ne derler o operada evet. Bir şey derler ya. Böyle başlı başına bir şey yani. Şimdi Ankara bu birikimini Osmanlı öncesi Selçuklu'dan devraldığı söyleniyor. Seymenliğin de o zamandan devraldığı ile ilgili. Seymenlik Orta Asya'dan gelen bir işte, olay. O şey oradan geliyor tabii ama yani o zamandan tabii çok eski kökenleri. Ahilikle işte Yesevi'yle bağlanıyor. Bir ortak şeyleri evet, evet, tabii, tabii. Var.
Yani şeyle ahilikle seymenlik ayrı değil. Tabii. Seymenlikten alınmadır ahilik. Ahilik burada Anadolu'da kurulmuştur. Evet. Ve Ankara'da başkentlik yapmıştır, evet. 13. yüzyılda. Ama seymenlik Orta Asya'dan geliyor. Oradan gelme. Oğuzlar'dan. Şimdi bu bahsettiğimiz kadim Ankara türkülerinin yine işte geçmiş yıllarda aramızdan ayrılan ama farklı olarak Ankara türkülerini biraz şehir ve eğlence ortamına ve hatta Türkiye geneline tanıtan özellikle bağlamayı Türkiye genelinde evet meşhur eden bir büyük usta rahmetli anarak bayram aradılan bir türküyü de izninizle ben tabii İstanbul'da çok verdim mutlu olurum da. Çünkü sizinle bayağı bir çalışmıştık o araştırmıştık yani evet evet bu kalan müzikten yıllar önce albümü çıkarken resmini sizden almıştım bayram aracının resmini evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Bayram Aracı rahmetlinin albümünü kalan müziğin arşiv serisinden Orta Anadolu müzik ustaları biliyorsunuz Muharrem Ertaş rahmetliyle başlayan evet. işte Refik Başaran,
Çekiceli, Hacı Taşan, Nida Tüfekçi falan bu ustaların albümünü yayınladıktan sonra en sona yayınladık. Çünkü hayatı hakkında hiçbir yerde hiçbir şey bulamadım. Sizden bir işte eski albüm, bir daha doğrusu kaset, o zaman kaset vardı ve resmini bulabildim. İşte bir oğlu İsviçre'de bir yerde yaşıyormuş falan. İzni bulamadık. Rahmetli Mehmet Cihan amcadan bilgiler aldım. Sizinle bayağı bir sizi ya. Yorduk o zaman beraber. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi Bayram Aracı'nın benim bu sazda ayrı bir yeri var. Şimdi Seymenlik'le Bayram Aracı'nın şeyleri birbirine uyuşmaz. Yaşam şekli uyuşmaz. O farklı bir farklı. Şey. O meşref, başka bir meşrefte bir insan. Evet. Ama bizimki bizimki daha bir yaşam biçimidir, evet. Çünkü Seymenlik. Onun için mesela Seymen hiçbir zaman parayla saz çalmaz, parayla oynamaz. Evet. Para işi olmaz Seymen'de. Tabii tabii. Seymen evet. Hep vermiştir, almaz. Bayram Aracı bu anlamda profesyonelliği temsil eder. Ve ben bir şey daha altını çizerek söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın, ben tekrar size söz vereceğim. Estağfurullah. Sözünüzü kesmiş olmayayım. Şimdi Bayram Aracı ilk defa Türkiye'de sazı sahneye koyan bir insandır. Evet. Evet. Ve halk müziğinin ilk sazı sahneye koyan insan ki onun için ele öpülecek bir insan. Tabii. Yani. Şimdi günümüzde bağlamanın en büyük ustalarından biri Neşet Ertaş'ın Bayram Aracı ile ilgili sözü. Onunla tabii Ankara'da bulunduğu sürede beraber oturup kalkmışlar, meşk etmişler, çalmışlar, çığırmışlar falan. Bayram Aracı sazın padişahı der. Ve ben işte R'den tutmayı der kendi tabiriyle. Evet. R karar perde. Ondan önce çünkü bağlama farklı bir düzenle, bozuk düzen ve La kararla çalınıyordu. R kararı, yani R perdesini karar sesi alarak, tonik sesi alarak, evet. Bağlama çalma Bayram Aracı ile yerleşti. Evet. Ve ondan sonra sazın farklı bir ahenk, farklı bir tını. Ve şey öyle der, Üstad Neşet Ertaş, mesela sazın bizim padişahı der. Evet, Ankara sazında karar perdesi La'dır normal düzende, evet, yani. Evet. O bozuk düzen deriz biz, şimdi radyo düzeni deniyor. Evet. Aslında bozuk düzendir. Ama şey mesela rahmetli Hacı Taşan olsun. Onlar hep La karar. La karar ama ortayı La yaparlar. Tabii tabii. Ortayı. Yani abdal düzeni de diyorlar. Abdal, işte diyorlar. Karar sesi tınısın diye. Şimdi ben bu konularda çok çalıştım. Sözünüzü kesiyorum. 18 tane düzen buldum ben bu sazda. Ve her müziğin veya melodinin şeyine göre ayarlarım, ona göre çalarım ki daha çok seslilik olsun ve ritim sağlasın yani. Senin asıl yorulduğun çalışma çok güzel bir kalıcı bir eser. Bunu biraz sonra bahsedeceğiz. Burada duruyor. Çok kalıcı bir nesilden nesile kalacak inşallah, bir çalışma. İnşallah. Ona geçmeden şimdi senden yine bir türkü dinleyelim. Senin galiba bir besten var sevgili Palacı. Evet. Yıllar önce Gönül Dağı'nda ağırladığımızda dinlemiştim. Ondan sonra kısmet olmadı dinlemek. Doğru söylüyorsunuz. Var bizim derneğimizde Aşık Cengiz, Aşık diye geçer. Hep Aşık deriz biz ona. Evet. Onun yazdığı bir şeyi biz söze aldık. Bayram Aracı tarzı gene. Evet. O şeyde mızrapta. Onu isterseniz. Eyvallah, dinleyelim. Thank you.
alacağım günürcü gönderdim size. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Sesinize, soluğunuza sağlık. Estağfurullah. Evet, yani beste türkü olmaz diyenlerin yöre geleneksel müziği tarzında yapılmış çok güzel anonim türkü tadında ve lezzetinde bir türkü olarak, örnek olarak dinletilebilir. Hakikaten işte Bayram Aracı ve benzeri ustaların icra ettiği Ankara türkülerine evet. benzeyen söz de çok güzel, tam oturmuş değil mi? Evet, tam fevkalade gerçekten. Cengiz'e de buradan selamlar gönderelim. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Selam hakikaten. Ve saygılar. Güzel bir söz yazdı. Bize lütfetti Hazreti Allah, oldu yani. Evet, çok da güzel oldu. Evet, sağ ol. Olmuş daha doğrusu. Yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii sizden programımızın aradan sonraki bölümünde Seymen kardeşlerimiz burada şimdilik dinleniyor. Onları ikinci bölümde, üçüncü bölümde göreceğiz. siz çalacaksınız Ayhan'la beraber. Onlar oynayacaklar. Sizin repertuarınız Ankara türküsü ama Ankara yöresi türkü ve oyunları. Biz birazcık Ankara'nın dışına da çıkıp bir değiş, güzel bir değiş. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Beni muhannete muhtaç eyleme. Çok güzel. Evet, o değiş ve arkasından da güzel bir Aksaray türküsü var. Yine Orta Anadolu türküsü. Dan başında oturur bağlayacağız. İnşallah. Sağ ol. Beni muhannete muhtaç
muhtaç eyleme, muhtaç eyleme beni muhannete, muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. Yedi deryalara gark eyle beni, yine muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme, yine muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. Muhannetin sözü pareli oktur, muhannetin sözü pareli oktur, lütfuna keremet ihsanı çoktur, ihsanı çoktur, lütfuna keremet faydası yoktur, yine muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme beni muhannete, muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. Ben dertliyim hak al, yırsın işimi, kaygılara saldım garip başımı, garip başımı, kaygılara saldım garip başımı, garip başımı. Varsın kurtlar kuşlar yesin leşimi, yine muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme, yine muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. Dam başında oturur, çıkmış kapı süpürür. Dam başında oturur, çıkmış.
Açılmış kapı süpürür. Senin o bakışların beni burada bitirir. Senin o bakışların beni burada bitirir. Oy niye yandım niye? Nasıl aldandım niye? Oy niye yandım niye? Nasıl aldandım niye? Hani sen böyle türkülerimizin insanı fıkır fıkır oynatanları, evet. hüzünlendirenleri, ağlatanları, düşündürenleri. Ya. Birinci türkümüz ilk bundan önceki okuduğumuz Değişin sonunda işte, Kadir Mevlam muhanete ben muhtaç eylemenin sonunda söylenecek bir söz var. Amin demek evet, lazım değil mi? Evet. O kadar güzel sözler. Bu da böyle Orta Anadolu'muzun Aksaray ve çevresinin güzel bir oyun türküsü. Şimdi üstadım kısa bir ara vereceğiz. Tabii. Aradan sonra bir sazlarımızın akorduna bakacağız. Bir kısa bir birer çay içeceğiz. Ekran başındaki dostlarımız çaylarını yenileyecekler. Ondan sonra evet. Seymen kardeşlerimizin oyunlarıyla ve sizin sazınızla, sözünüzle Salkım Söğüt tekrar devam edecek kısa bir aradan sonra efendim.
Çok çok teşekkür ediyorum. Elinize, kolunuza sağlık. Değerli arkadaşlar, ayaklarınıza sağlık, ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Bu oyunu oyun olarak biz ilk defa izledik. Bir kere ismi dikkatimi çekti. Çarşamba adı. Çarşamba yani. Yer adı, semt adı falan. Semt adı. Ankara'da yani çarşamba. Yani lazım diye bir evet. Attım ama tuttu. Şimdi eskiden bilhassa orta yaşlı ökelekli efeler. Yani benim gibi kart efeler değil de ökelekli efeler. Oturaklı efeler daha doğrusu. Orta yaşlı efeler. O dönemlerde işte bunu oynayan efeler. Topal koşma. Name gelin. Bizim biliyorsunuz 33 tane düz oyunumuz var. Maşallah o kadar var. O kadar var. Ama şimdi tabii Hüdayda misket çok popüler olduğu için herkes misket popüler, Hüdayda popüler diye hep onu şey yapıyorlar. Ama çok daha değişik oyunlarımız var. Biraz sonra nasip olursa İnşallah. Yıldız'ı göstereceğiz. Yıldız'ı da dinleyeceğiz. Daha sonra Hüdayda ve Karaşar Zeybeği'ni de programımızın son bölümünde onları da inşallah izleyeceğiz sevgili Seymen kardeşlerimizden. Bu arada sizin Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği'nin bir iki ay kadar önce 16. yılı mıydı? Kaçıncı yılıydı? 16. yılı. 16. yılı. Evet. Keçören'de. Kutladık burada, hep beraber. Ben sizin şahsınıza da çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Keçören Belediye Başkanımız hakikaten bize sahip çıktı, sağ olsun. Şimdi bizim gençlere yönelik çalışmalarımızı çok büyük bir şeyle destekliyorlar. Tabii bir takım sözler, vaatler var. Olacak da inşallah. İnşallah. O gün orada ben Sayın Başkan buradan saygımızı, sevgimizi sunalım. Biraz rahatsızmış, evet, geçmiş olsun. Dileklerimizi de iletelim. Aslında bu konuları onun kendi ağzından dinlemek üzere davet etmiştik ama kısmet olmadı. Bir başka programda inşallah Sayın Başkanı sizinle beraber yine ağırlamak kısmet olur. İnşallah. O gün orada gerçekten çok güzel şeylerden bahsetti. Sizin derneğinize desteği, sağladığı imkanlar. Şu anda bir yeriniz var ama orası size mi? Belediyenin gene. Belediyeye ait. Belediyeye ait. Ama orada yeni bir yerden bahsetti sanki. Eski bir Ankara evini restorasyon yapmışlar. İşte orada, size yakışır öyle bir yer. Yani sizin öyle bir yerde olmanız lazım gerçekten. İnşallah, bilemiyorum. Tabii bizim gayemiz bu otantik Ankara'yı yaşatmak. Evet, evet. Yani Cumhuriyet'ten önce ve sonrası Ankara var. Ankara'yı ikiye ayırmak lazım aslında. Yani bunun için doğru. Bir takım çalışmalarda mesela ben hep onu hayal etmişimdir. İşte bizde sünnet yatağı ayrı olur. Hmm. O işlemeler, çevreler, tabii. Bindallı efendim, o şey ne derler, Maraş işi diyorlar. Eskiden öyle derlerdi. Tel örgü, sim işlemeler. Sim işlemeler. Evet, evet. Yani onları şey yapmak mesela. Sergilemek, gelin odasını sergilemek, evet. Çocuk odasını sergilemek. Tabii tabii, bu Orta Anadolu'da aslında köylerde kısmen yaşıyor ama tabii Ankara dediğiniz gibi Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası başkent olmasıyla Ankara aslında kozmopolit modernleşmenin de merkezi oldu ve gerçekten geleneksel değerler, bu arada başta işte oyun, müzik, folklor olmak üzere Ankara'da diğer şehirler oranla çok daha hızlı bir şekilde bunlar ortalıktan çekindi. Çünkü işte siyasetin, hükümetin falan merkezi olunca Ankara'nın çok farklı gündemleri olmaya başladı ve müthiş göç aldı. Başkent olmasıyla müthiş bir göç aldı Ankara. Gerçek Ankaralılar herhalde şu anda Ankara'da en azınlıkta olanlar gerçek Ankaralılar olsa gerek. Yani son istatistiklere göre 1.800.000 evet. Ankaralı olduğunu Evet. söylüyorlar ama şimdi Ankara nüfusu zaten 5 milyonu buldu. Şimdi ben tekrar Keçören Belediye Başkanımıza teşekkür ettikten sonra, yani belediyelerin malum yasayla kendilerine verilmiş görevleri var. Onun dışında şehrinin, beldesinin, semtinin bu anlamda kültür ve sanat yönünden bunlara destek vererek bunların yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması adına çok önemli. Sağ olsun. Şimdi elimde kelimenin tam anlamıyla tuğla gibi mükemmel bir kitap var. Kocaman bir kitap. Üzerinde Ankara yazıyor. Ankara Halk Türküleri ve Oyun Havaları
nota kitabı. Arkadaşlarımız yakından gösterirlerse, hazırlayanlar Hüseyin Şimşek ve Necmettin Palacı. Hüseyin Bey'i ben tanımıyorum ama burada evet. Gıyaben teşekkür ediyorum ve sizin evet. yüzünüze çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün halk müziği evet. severler adına, türkü severler adına. Gerçekten bu kitap o zaman şey yayınlamıştı. Vekam diye Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi ile bunu sponsor oldu bu evet, kitaba. Evet. Çok temiz, güzel bir baskı. Baskı ve evet. burada şeye güvenilebilir mi? Bu kitaptan isteyenler Ankara otantik tabii. Ulaşabilirler mi bu kitaba? Yani Vekam'dan alacaklar yani. Biz de yok zaten. Vakfın merkezi Keçören'deydi. Keçören'de, Kazino'da. Kazino Durağı'nda. Oradan bulup alabilirlerse Ankara'nın bütün bir folklor musikisi birikimi burada. Oyunlarıyla, evet. zeybekleriyle, türküleriyle, havalarıyla, evet. her şeyiyle. Ağıtları, divanları, evet. işte kıratları hepsi var. Çok içinde. Güzel bir çalışma. Evet. Elinize kolunuza sağlık. Bunun inşallah biz dernek olarak da çok aktif, faal bir şeyiniz var. Finans konusunu herhalde öyle zannediyorum ki halletseniz bu tür yayınlar daha yapmak sizin için da, evet. zor değil ama para meselesi. İnşallah bu gibi Ankara'nın çok zenginleri var, çok iş adamları var. Yani ne bileyim ona girmek istemiyorum ama evet. şunu... Biz buradan ben sizin adınıza söyleyeyim çünkü ben sizi yani 25-30 yıla yakındır tanıyorum. Hani çok klişe bir ifade vardır. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim diye. Hayatımda bu anlamda siz gerçekten kendiniz için hiçbir şey istemeyen yegane insanlardan birisiniz. Evet, bu kültür adına, bu geleneğin yaşatılması yaşanmaz adına. Evet. Ki bu yani önemli. Bizi biz yapan değerlerin özünü teşkil eden bir gelenek. Evet. Onun için önemli ve ben inşallah nice 16 yıllar diliyoruz derneğinize de. Çok teşekkür ederiz. Dernekten söz açılmışken sevgili Paracı, kısaca şeyden de bahsedelim. Yani meraklıları, Ankaralı gençler veya Ankaralı olmayıp da Ankara'da oturanlar, bu oyunları yani seymen olmak isteyenler gelip size müracaat edebilirler mi? Tabii. Biz salı günleri dernek lokalinde çalışmalar yapıyoruz. Ben buradan adresi de versek mahsur yoktur herhalde. Yok, verebilirsiniz. Tabii. Keçören'de Şenlikköy İş Merkezi. Keçören evlendirme nikah sarayının hemen yanında. 83 Taksim C. Evet. Telefonu da vereyim. 358-70-70 Ankara 0-312. Evet. Meraklıları bulurlar. Bulurlar evet. Merakları gelir bulurlar. Ya bizi en azından bir seyretsinler, görsünler. Ya ne yapmaya çalışıyoruz. Evet. İnşallah çok teşekkür ediyoruz. Yine sohbetimize ve türkülerimize devam edeceğiz. Şimdi eskiden Ankara'ya, Kırıkkale il olmadan Ankara'ya bağlı olan, yine Ankara gibi çok eski, kadim bir kültür merkezi olan Keskin var. Evet, evet. Orada halayların merkezi. Evet. Yani 1942'lerde merhum Halil Bedi yönetken bir heyetle türkü derlemeye, oyun derlemeye gittiğinde Keskin'le ilgili söylediği Orta Anadolu halaylarının merkezi ifadesi var. Evet. O hazırladığı raporda. Gerçekten türküleri, bozlakları, halayları çok zengin ve bu geleneği en iyi temsil edenlerden biri de rahmetli Hacı Taşan Keskin'di. Onun bir uzun havası, bir ağıt daha doğrusu Keskin'di, Seferin ağıtı. Evet. Ankara'da yedim taze meyveyi. Evet. Şimdi biz de çok severiz onu. Evet, evet. onu seslendireceğiz ve arkasından da bizim Yozgat'ımızın güzel bir türküsü var. Hastane önünde incir ağacı, onu bağlayacağız. Thank you.
anam karada yedim taze meyveyi, boşa çiğnemişim yalan dünyayı. Keskinden de sildir meyin künyayı. Söyleyin anama, anam ağlasın, babam oğul var benim yine. Söyleyin anama, çalsın nenimi, kim alırsan alsın taze gelin.
gelmiyor zehirden acı. Annem vay acı. Garip kaldım yüreğime, derd oldu annem, derd oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu, annem yurt oldu. Arkadaşım gaflet basmış uyanmaz, annem uyanmaz. Arkadaşım gaflet basmış uyanmaz, annem uyanmaz. Böyle bir acıya yürek dayanmaz, annem dayanmaz. Garip kaldım yüreğime, derd oldu annem, derd oldu. Annem yurdum.
Ağzınıza sağlık. Evet, çok teşekkür ederim. Bu türkünün... Çok güzel ya. Son kuplesi ilk defa okuduk. Evet, dikkatimi İlk defa duymuşsunuzdur. Evet. Bu türkünün kaynak kişisi Nida Tüfekçi Hoca'nın kız kardeşi Aysel Sezer abla. Buradan saygıyla selamlıyorum programı izliyorsa. Bu türkünün kaynak kişisi ondan alınma. Ağabey Nida Hoca bu dörtlüğü yazmamış. İki tanesi yazılmış. Evet. Ben ondan başka türküler de derledim. Zamanı geldikçe yine okuyacağız. Sağ olsun. Ondan derlediğim varyantında olan sözler ama bilinmeyen sözler. Sağ olsun, var olsun. Böyle türkülerimiz yıllardır söylenen türkülerimize böyle yeni sözler her zaman için olabiliyor. Unutulmuş sözleri hatırlıyoruz bazen veya hatırlatıyoruz. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Seymen kardeşlerimizle yine bir oyun sevgili Palacı. Ama ne şey yapalım? Yıldız diyorduk herhalde. Yıldız bizim bildiğimiz, bir de bizim biliyorsun Yozgat'ta kol havası olarak oynanan yıldız var. Yıldız. Yani bilmiyorum tabii oradan. Bu farklı tabii. Farklı. Sizin Ankara yıldızınız farklı. Şimdi bizim bağlama düzeniyle çalınır. Sizinki zannediyorum. Saz düzeniyle çalınıyor. Normal bozuk düzende dediğimiz. Çalınıyor bizdeki evet. Ama sözleri farklı. Sizinki farklı, bizimki farklı. Şimdi bağlama düzeni deyince tabii sözler de farklı. Unutmadan sizin işte mesela rahmetli Genç Osman'a yetiştiniz. Yağcıoğlu FMF'yi rahmetli biliyorsunuz. Çok. Bildiğim kadarıyla Bayram Aracı hep uzun saf ve bozuk düzen çaldı. Şimdi ben yıllardır sen genellikle bazı özellikle bazı havaları bağlama düzeni çalıyorsun. O ustalardan bağlama düzeni çalanlar var mıydı? Var tabii, olmaz olur mu? Yağcıoğlu FMF çalar mıydı? Şimdi bakın divan ayakları, kıratlar, efendim bilhassa oyunların mesela sabahi de bağlama düzeniyle çalınır. Aslında ama uzun sapı bağlama düzeni yaparlar. Bağlama düzeni çekiyorlar. Yani bizim sazımız değil kısa sap. Evet. Gerçi bende 1953'te yapılmış kısa sap var ama bizim Ankara sazı değil. Evet. Ankara sazı 37-38 tekne ve 17-18 perdeli olur. Evet. Bayram Aracı'nın o senden aldığım fotoğrafında öyle bir saz var. Saz da hep öyledir zannediyorum. Ama o şimdi geliştirdik. Biz de büyük sazlarla çalıyoruz. Tabii. Ama genelde biz Ankara sazı 38 tekne, 37 tekne. Zaten cura bağlama diye geçer. Evet. Cura bağlama diye ve rahmetli Osman Ağa göğsünde çalarmış. Çalardı, ben gördüm çünkü. Evet. Buna şey çok daha açıktı Yağcıoğlu. Yani yeniliğe çok açıktı. Öyle mi? Şeyi pek hatırlamadığım için 11 yaşında vefat ettiği için onu pek... Genç Osman. O da yenilikçi Osman olabilir, bilemiyorum ama... Evet. Mesela sazın arkasını deldirmezmiş. Öyle diye duydum. Sonradan o 55'li 60'lı yıllarda çıkmış işte o delik. Evet. Bir bakmış ki ya bunu da başka türlü yapmışlar falan demiş yani. Yani rezonansa sazın içindeki o rezonansa çok büyük katkısı var. Evet. Şimdi yine bağlama düzeniyle senden yıldızı sevgili Palacı sazını bir al. Bu arada canlı yayın. Akort problem olursa akortuna da bir bak. Yoksa inşallah yoktur. İnşallah. Evet Ayhan'cığım sen de. Ha sen siz oynayacaksınız. Evet. O iyi. Bana bir bakar istersen. Evet. Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, sevgili Ayhancığım, çok sağ olasın. Evet, Sayın Mustafa Hakan, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ankara oyunlarının gerçekten çok farklı bir... Ve bakın, her figürde de bir mana teşkil eder. Evet, o figürdeki manaları böyle kısaca sevgili paracı şey yapar şimdi, mısın? Şimdi farkındaysanız böyle dönme şeyi var ya... Yıldızın o parlamasıdır, o dönme. Evet. Hani dönüyor ya. Evet, evet. Kendi aksen etrafında dönüyor. Dönmesi. O yıldızın parlayışını ifade eder. Evet. Ve ayrılıyorlar, tekrar birleşiyorlar, o sevgiyi ifade eder. Evet, evet. Evet. Ayak vuruyorlar, toprağa bağlı olduğunu gösterir. Evet. Yani her figürün bir manası var. Bizim... Ama tabii yanlış anlaşılmasın, bazı... her yörenin güzellik bir özellikleri var. Ben başka yöre için... Geleneksel oyunlarımızın, bak, başta halaylar olmak üzere, halaylar, zeybek havaları, seymen oyunları, yani bizim kültürümüzden kaynaklanan, beslenen oyunlarımızdaki figürlerin hepsinin bir anlamı var. Kesinlikle. Hiçbiri gelişi güzel, yani işte şunu göstereyim, bunu gösteriş olsun falan filan diye yapılmış şeyler değil. Özellikle Ankara oyunları, mesela dikkat ediyorum ben, belden aşağısı hiç şey yapmıyor. Oynamıyor. Yani bu çok erkek oyunu. Bir de yani kadın yok Ankara oyunlarında. Seymen... Ama o da oluyor. Yani... Çok üzülüyorum, çok. Evet. İnanın kanım çekiliyor. Geçen gün bir yerde bir fotoğraf gördüm. İsim vermeden geçeceğim. Çünkü şey olmasın. Kadınlara seymen elbisesi giydirmişler. Bu Kadınlar Günü vardı ya, 8 Mart dolayısıyla. Evet. Yani kanım çekildi ya. Yani kadınları bir etkinliğin içine katılacaksa, bu seymenlik olur, zeybek olur. Bunu farklı şekilde yapılabilir bu. İlla ki bindal giydir. Giymesi. Tabii bindallı giydir tabii mesela. Tabii. O da gelmesi. Seymenliğini giydiriyorsun. Oldu, bıyık da taktır o zaman. Yani olacak iş değil ya. Evet. Bunlar sevgili Palacı. Tam burada 12'de kültürel, vuruyorsunuz abi. Kültürel yozlaşma dediğiniz şey maalesef. Bunun yani olmasa iyi olur ama... Bütün bunlara rağmen sizin gibi idealist insanlar bir şeyler yaşatıyorlar. Allah razı olsun. Çok rahmetli çok teşekkür ederim. Babamın bir lafı vardı da oğlum bozulmadan düzelinmez derdi. Ha. Bozulacak ki düzelecek. Eyvallah. Bak bu önemli. Yani bu önemli. Rahmetle analım. Yani. Mehmet Ali amcayı bu yaz kaybettik. Yani. Onunla ilgili bir anekdotu ikinci bölümden sonra şimdi bizim sevgili Turgay'dan bir türkü dinleyeceğiz. İnşallah. O çok önemli. O anekdotu unutmayın lütfen. Bana hatırlatın, anlatmanızı rica edeceğim. Estağfurullah. Evet, Turgay'dan bir ağrı türküsü sevgili Turgay'cığım. Evet. Hocam, türküyü söylemeden önce bu haftaki aylarda kaydettiğimiz etkinlikten bahsedeceksin. Kerkük bir sanatçımız ve çok kıymetli hocam. 12 Aralık'ta kaybettiğimiz hocamız Abdurrahman Kızılay için programdan da anons etmiştik. Konser yapacağız. Geçen hafta söylemiştik, evet. O
konseri tekrar hatırlatalım. Burada davetiyelim de ben yine söyleyeyim meraklıları için Turgay'ın yönettiği koroyla birlikte Mehmet Özbek Hoca solist olarak katılıyor. Muzaffer Ertürk var. Başka bizim koromuzdan Salih Turhan var. Evet, başka sanatçı dostlarımız da var. İrfan Gürdal gelecek, Türk Dünyası Müzik Topluluğu evet. Sanat yönetmeni. Hem de sanatçıların bir vefa konseri olmuş olacak. Evet. Her şeyden önce ben sana çok çok teşekkür ediyorum. Benim boynumun borcu hocam. Turgacığım, bu sağ olasın. Böyle, evet, Kadir Bilirlik, evet. Kadir Şinaslık evet. Örneği. Bütün halkımız davetlidir. Resim heykeli. 25 Mart. 25 Mart Cuma günü saat 19.30'da Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi'nde. Evet, Cuma akşamı evet saat 19.30'da. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ağrı'dan bir türkü söyleyeceğiz hocam. Konma bülbül konma, Nergis daline, Nergis daline. Öldürür lan aman, 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 bir yar yoluna, bir yar yoluna. Delik deşiktir, delik deşiktir.
Sesine soluna sağlık. Ağzınıza sağlık. Turgay'cığım sağ olasın. Evet sevgili Palacı. Aradan önce senden bir türkü dinleyelim. Ondan sonra yine küçük bir ara vereceğiz. Bir sürprizimiz olacaktı. Ondan sonra mı olacak? Olsun. Siz bilirsiniz yani. Yok, şimdi de olabilir. Şimdi biliyorsunuz Ankara ile Yozgat ayrı değil. Ben her zaman söylüyorum. Ankara'nın da sürmelisi var, Yozgat'ın da sürmelisi var. Ve çalış tekniğini Nida Tüfekçi Hoca Yağcıoğlu FMF'nin kahvesine geliyor. Lise talebesi, daha liseye giderken yani. Evet. İlk başlarda tahmin ediyorum. Neredesin Yozgatlıyım, elinde de sazı var. Hadi bir Yozgat sürmelisi çal da dinleyelim diyor. Ondan sonra Nida Tüfekçi oluyor o anda yani. Evet. Onun için Yozgat'ın bizde ayrı bir yeri vardır. Tabii, ortak türkülerimiz evet, de çok. Tabii. Yani deminki şey zannettiğim kadar şey değilmiş. Yani Yıldız mesela ezgi olarak çok farklı değil. Değil. Çok yakın. Evet. Zarif'in türküsü var mesela. Bizim orada da Ankara'da söyleniyor. Çok ortak. Zaten yani, Orta Anadolu. Doğru söylüyorsun. Orta Anadolu hep öyledir. Yani mesela Kayseri bile Ankara'yla ayrı değil yani. Tabii. Mızrap olarak belki tavır olarak ayrı ama şeye geldiğiniz zaman birleşiyorlar ya. Yani. Evet. Evet. Şimdi onu şöyle yapalım. Biz size bir armağan olsun diye yeşil ayna takındım mı? Eyvallah. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olasın. Çok sağ olasın. Thank you.
çarşıdan aldı dün yeşil aynayı. Çarşıdan aldı dün yeşil aynayı. Boşa çiğnemişim yalan dünyayı. Sen sefogun. Boşa teşekkür ediyorum. Sesini sağlığına sağlık. Üstadım sağ olasınız. Sevgili seyirciler, yine kısa bir aramız var. Aradan sonra oyunlarımızla, türkülerimizle yine huzurlarınızda olacağız. Kısa bir süre sonra görüşmek üzere efendim. Efendim tekrar merhabalar. Sizlerden gelen mesajlar, Arif Demirci Yozgat'tan karşıdan gel göreyim, saçını öreyim diye bir türkü istemiş. Hüseyin Güngör Bey, Karaşar Zeyir Bey'in istemiş. Karaşar Zeybeğini ve Hüdayda'yı final mi yapalım? Evet, final. Peki. Aybalağa Gök, Çorum'dan Aynalı Körü'yü istemiş Yozgat Türküsü. Yozgat Türküsü söyledik. Sağ olsun Palacı Yeşil Aynay okudu. Şakir Madran Bey, Aydın'dan bir Aydın havası demiş. Yani Zeybeği kastetmiş herhalde. Kısa kesin Aydın havası olsun demedi herhalde. Selam Akgürek, İstanbul'dan Hastanenin İncir Ağacı'nı istemiş. Onu söyledik herhalde. Ya kaçırdı. Batman'dan Hülya Hanım programı çok beğendiklerini söylemişler. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Sevim Sürer Çanakkale'den Cahildim Dünyanın Rengine Kandımı istemiş ve tebrik ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Dursun Fidan Nevşehir'den, Kayseri Mektebi veya Şenolası'nın Ürgüp. Bunlara zaman herhalde kalmayacak gibi ama söyleyeceğimiz türküler de bunlar kadar güzel ve sevdiğiniz türküler. Rakip Başaran yazılmış ama bu Refik Başaran, evet. Olması lazım. Refik Başaran rahmetlinin, evet, torunu. İstanbul'dan sıradaki eseri istemiş. Cahit Tokel, evet. Kayseri'den aramış. Mehmet Güven İstanbul'dan aramış bizi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Serap Ceyhan ve ailesi elektronik postayla bize ulaşanlar. Biz Ankara'daki Kayseriler olarak Zekeriya Bozdağ'dan bir türkü istiyoruz. Kendisi bizim akrabamız olur. Ondan çok bahsediyorsunuz ama hiç türkülerinden okumuyorsunuz. Zekeriya Bozdağ'dan okumadık mı hiç? Okuduk. Ama hangi türkü şimdi? Hay hay okuyalım inşallah. Bu program olmazsa gelecek program. Savaş Yaşa Ankara'dan Mendilim İşle Yolla türküsünü istemiş Turgay Bey'den. Turgay şeyi okudu. Ağrı'dan güzel türkü okudu. Bir başka program inşallah. Bunu okumadık mı Mendilim İşle Yolla'yı? Okumadık galiba. Evet. Evet, Harun Demirel, Necmettin Pala ve Seymen ekibini programımızda görmekten çok mutlu olduk. Gurbette sizin bu yürekten türküleriniz bize moral oluyor. Ankara Seymenler Derneği'ne yürekten sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz demiş. Abdi Karaduman Kayseri'den, sevgili Bayram Bilge Tokel, size ve konuklarınıza Kayseri'den sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Programınızı severek izliyoruz. Sayenizde güzel türküler dinleyebiliyoruz. Başarılarınız daim olsun demiş. Eşi için sıradaki türküyü istemiş. Mehmet Taner Bayburt'tan merhaba, iyi yayınlar. Rahmetli babamın sevdiği bir türküyü annem için sizin güzel sesinizden dinlersem çok sevineceğim demiş. Emrah'tan Kara Gözlerin diye bir türkü istemiş. Ya da O Maral Bakışın Ey Peri Suret diye başlayan türküyü demiş. Tamam, bunu repertuarımıza alalım inşallah. Kırşehirli Aşık Selami Belçika'dan programınız çok güzel demiş. Zevkle izliyoruz. Konuklarınıza ve Türkiye'ye, özellikle Kırşehir'e selamlar demiş. Ve Üstad'dan, Neşet Ertaş'tan türkü istemiş telefonla arayanlar. Biz o zaman Üstad'dan bir türküyle devam edelim. Onun Sevda'yı Çekip de Gönlü Bilen diye güzel bir türküsü var. Evet. Thank you.
sevdayı çekip de gönül bilen, bilen gönülsüzün kollarında yatmasın aman, yatmasın aman, aman yatmasın aman. Neye yarar sevdadan uzak olan, olan yaşayan ölüdür Allah etmesin aman, etmesin aman, aman etmesin aman. Çeken bilir gönüllü yarim aman, yarim aman aman yarim aman. Kapını çalmadan ölüm haberi, haberi. Sev seveni gözün açıp gitmesin aman, gitmesin aman, aman gitmesin. Üstadın da kulaklarını çınlatmış olduk. Evet. Sağ olsun, var olsun. Bu güzel türküleri bizlere kazandırıyor. Allah. Şimdi sizden bir türküyle devam edeceğiz ama bu arada istek olanları da şey yapabilirsiniz. Programladığımız bir Karaşar Zeybi, onu sona söyleyelim dedik. Tamam. Şimdi siz içinizden... O türküyü ben bir takdim edeyim. Başına bağlamış baş, oyalar. Eyvallah, eyvallah. İlk defa okunacak bu türkü burada. Bu türkünün hikayesi şey yani. Siz derlediniz kimden, kaynak kişisi? Genç Osman'dan. Genç Osman'dan. Ben çaldıktan sonra anlatayım. Eyvallah, dinliyoruz. Şey, dinliyoruz. Buyurun. Oyalı yazma
yazarsan mektubunu, vahiy bir yazdım. Yazarsan çok güzel, harika bir türküymüş. Ya bugüne kadar bu türkü Halacı niye? Daha bir kublesi daha var. Verdiğin yazmayı ateşe attım, kül ettim, ömrüm yoluna baktım. Ya senin tecellin ya benim bahtım. Evde misin hanım babam, evde misin sen? Mahallede iki genç birbirini seviyor. Fakat iki tarafın aileleri de vermiyorlar. Yani birbirlerine razı değiller. Ve o mahallenin ileri gelen Hüseyin amcası giriyor ortaya, devreye ve evlendiriyorlar. Hiç kimse onun sözünü kırmıyor, evleniyorlar. Ve bir sene çok iyi geçiyor. İkinci sene oran sapıtmaya başlıyor, içki içmeye, işte sağa sola gitmeye. Üçüncü sene eve arkadaş getiriyor, içki masası kurdurmaya falan başlıyor. Hmm. Kızcağız bunu pencerenin önünde söylüyor. Vay. Rahmetli Osman amcadan alınmış bu parçadır. O hem ağlar hem bunu söylermiş. Yalnız bu türküyü ben bu şekliyle ilk defa senden duyuyorum ama sözlerini verdiğin yazmayı bürüneyim mi bir Kayseri türküsü olarak yazma olarak çok türküler var. Bu sözler aynı. Öyle mi? Evet evet, sözler var. Hatta bir de yanılmıyorsam Refik Başaran okuduğu türküler arasında da var ama müzik farklı. Bu gerçekten çok soylu bir türkü, çok asil bir türkü. Bunun inşallah biz bu kayıttan notasını yazalım da daha sonra. Şey var, notası var. Var mı? Burada kitapta var mı? Ha, tamam.
Olması lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bugünün en güzel şeyinden biri bu oldu. Bizim için de Salkım Söğüt izleyiciler içerisinde ilk defa böyle güzel bir türkü ilk defa dinleme bahtiyarlığına eriştik. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı şimdi, verdiğiniz için. Çok türküler var söylemedik. Estağfurullah. Ankara türküleri. Bir de söylemeye korkuyoruz. Çünkü Karakoyun Etli Olur türkümüz var Ankara'nın. Salla salla oldu. Misketimiz şıkıdım havası oldu. Hüdaydamız fidaydı oldu. Evet. Onun için korkuyoruz yani. Bunlar çünkü ağıt şeklinde korkmayın. Karışmadan durulmaz sözü rahmetli pederinize aitti değil mi evet. Mehmet amca? Şimdi evet. Mehmet amca ile ilgili bir anekdotu ben size hatırlatayım. Siz beni hatırlatacaktınız ama. Evet. Yıllar önce rahmetli sizi Gönül Dağı'nda konuk ettiğimde telefonla katılmıştı anlatmıştık. Evet. Şimdi hafızamızı da tazeleyelim. İlginç bir şey. Evet. Şimdi Haymana işte her yazın sonu banyo almaya giderler annemle beraber. Haymana'ya gidiyorlar. Kaplıcalara orada, yani. Kaplıcalara. Evet. Oradan işte öğlen namazında camiye gidecek. Bir bakıyor ki bir gelin alayı geliyor. Seymen Zeybe'ye çalıyor. Ezan da bitti bitecek yani. Bir ezana bakıyor, bir davulcuya bakıyor. Lan diyor bu şeyin diyor. Namazın kazası olur ama bu oyunun diyor kazası olmaz. Başlıyor oynamaya. Ve hakikaten de Seymen oyunlarla oynardı yani. Çok evet, güzel oynardı. Evet. Allah rahmet etsin. Ya öyle bir anısı var. Evet. Paylaşmıştı. Evet. Telefonda anlatmıştı. Çok gerçekten bu yani bir gönül insanı. Evet. Müziğin, sanatın, kültürün bu geleneği özünde yaşatan insanların bir refleksi. Derdi ki rahmetlik dünya bakire bir kızmış da sormuşlar. Niye evlenmiyorsun diye. Mert beni almıyor. Namerde de ben varmıyorum demiş. Aa, dedi ki oğlum mert oğlum mert. Bravo. Dünya gelip geçici. Onun için hakikaten filozof gibi bir adamdı yani. Evet. Siz en son Neşet amcayla gitmiştiniz. Evet evet. En son bu geçtiğimiz yaz Neşet Ertaş'la beraber evet. Ankara Kalesi o çevreye gezerken Aslanlı Camii'nin altındaki evet. Şapkacı dükkanında. Görmüş. İzlemiştik şey, söyledi bana. Dedim ki Neşet abi sana bir kız kaçıran şapkası alalım dedim. Baktım orada şapkalarına. Onun şapka adını da o koymuştur biliyor musun? Kız kaçıran. Öyle mi? Evet. Yani ben anonim bir isim diye biliyorum. Siz rahmetli pederiniz mi koydu bu? Yani öyle bir şapka ki arkadaşlar o şapkayı giyen mutlaka kendi kaçırmıyorsa bile bir kız peşinden geliyor. O kadar yakışıklı, yakışan ve güzel bir şapka. Evet. Şimdi tabii şapka köylülerin, dar gelirli, fakir fukara insanların giydiği bir aksesuar haline geldi. Geldi oysa ama değil. Öyle yani. Değil tabii tabii elbette değil. Evet mekanı cennet olsun Mehmet Ali amcanın. Sen de yine Neşet abinin bir güzel sözü var. Kaynak kişiler der bir köz gibidir. Deşildikçe narı çıkar meydana. Sende çok şey var. Deştikçe çıkacak ama bunlardan biri de bizim kulaklarınız çınlasın. Erol Parlak yıllar önce senden aldığı Oğlan Kolun Sallama. Güzel bir türküsü. Kulağını çınlattık. Üstadın Neşet abinin de en çok sevdiği türkülerden biri. Öyleymiş bu türkünün ya. Kaynak kişisi olduğunu ismen oldum. Evet sizi biliyor ama belki bu program vesilesiyle tanıdı. Şimdi izninizle biz sizin yanınızda bu türküyü söyleyeceğiz. Tabii, ondan sonra yine kısa bir aramız var ve oyunlarla devam edeceğiz. Thank you.
babam beni sana vermiyor. Onun gönlü nal burada aman, 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 aman. Onun gönlü nal burada aman, 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 aman. Eyvallah. Evet, çok. Ben sizi alkışlıyorum. Böyle güzel türküleri repertuarımıza kazandırıyorsunuz. Zevkimize, gönlümüze kazandırıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Evet, kısa bir ara vereceğiz. Sevgili seyirciler, bu son aramız. Aradan sonra sevgili Seymen kardeşlerimizin oyunları ve Palacı'dan dinleyeceğimiz türkülerle devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Ayhan'cığım çok teşekkürler. Salih kardeş size de sağ olun. Evet işte oyun bu. Oyun havası bu. Her şey burada. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu soylu oyunların Hüdayda popülerliği devam ediyor. Şey, ezgi olarak ama evet. Bu tabii oyun olarak çok farklı şekilde oynanıyor. Geleneksel şimdi oyun figürleriyle oynayanlar ancak işte böyle Seymen kardeşlerimiz. Tabii, ama şu bir gerçek ki yani Hüdayda bütün dünyaya mal olmuş şu anda. Evet. Ama
Tabii bu şeyi getirdiği dejenerasyon durumu var. Şimdi Hüdayda deyince mertlik, yiğitlik, yani her şey erkeklik neyse, evet. Kanun neyse, delikanlının hani bir şey vardı ya. Argo tabiri racona. O şekilde evet. Algılanabilir. Evet. Yani yiğitlik, mertlik, yani yiğit olmak, vurmak, kırmak, dövmek değil. Yiğitlik o değil. O külhan beylik, o yiğitlik yani, değil. Külhan beylik. Farklı bir şey yani. O. Bakın efelik o efeliliktir. Kabadayılık kabalıktan gelir. Tabii canım. Tabii. Külhan beylik de aslında külhan beylik de bir mertebedir. Külhan biliyorsunuz hamamı yakan. Evet. Şimdi onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Topuklu ayakkabının arkasına basıyorlar. Affedersiniz şişeyi de arka cebine koyuyorlar. Ellerine de tesbih. Ya bu kabalıktan yani şeyden farkı yok bu işin. Onun için efe demek efendi demektir. Herkesin evet. Her şeyle ilgilenmesi anlamında gelir. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Derda, sen sazı eline almışken seninle devam eden bir güzel Ankara türküsü var. Bir gemim var. Adalara yaslanır. Şey aradı beni Ali Güngör diye bir arkadaşımız var. Bizim evet. Hayranımız o. Ben de tanıyorum. Bugün konuştum. Tabii bekliyor Ali Bey. Ona harman edelim bunu. Eyvallah. Thank you.
teşekkürler. Sesinize, soluğunuza sağlık. Çok sağ olasınız. Evet, sevgili Necmettin Palacı Bey kardeşim, programımızın sonuna geldik. Sizin çalacağınız Seymen kardeşlerimizin oynayacağı bir güzel Karaşar Zeybeği. Karaşar Ankara'nın en böyle gerçek anlamda bir hazinesi diyebileceğimiz, evet, kültürel ve folklorik, evet, anlamda çok eski de bir yerleşim yeri. Oranın çok güzel bir zeybeği. Evet. Onunla veda edeceğiz. Ben ona bir antaperest açabilir miyim? Yani şimdi Karaşar zamanında işte Beypazarı, o Kuş Dağı dedikleri yerlerde falan. Evet. Hatta Hüdayda'nın şeyi de orada gerçekleşmiş. Ölümü de orada gerçekleşmiş. Orada çok şeyler yaşanmış. Evet. Ve o tütün kaçakçılığı zamanında. Hmm. 1880'li yıllarda işte 19. yüzyılda falan tahmin ediyorum. Beş kardeş yaşamışlar. Ankara'dan Karaşar'a tütün kaçakçılığı yaparlarmış. Evet. Fakat birbirinden değerli insanlarmış bu beş kardeşle. Beş kardeşi de orada vurmuşlar. Evet. Zaptiyeler. Ve Ankara ona zeybek yapmış ve Karaşar'da vurulduğu için Karaşar zeybeği olmuş. Evet. Bazı şeyler alıyorum. Bunları kitaplarda yazıyor. Şeref Erdoğdu, Şeref amcanın Ankara, evet, evet, kitabında falan. Hüdayda kitabı. Okuyabilirler. Evet. Karaşarlılar işte bizim zeybeğimizi senin tek eline almışsın şöyle yap. Yok abi. Yok, şey öyle şey olur. Yani. Çok teşekkür ediyorum bu açıklamanız için de. Programı teşrifiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz şeref verdiniz. O güzel türküleri, oyunları bizimle paylaştınız. Sevgili Seymen kardeşlerime, başta Ayhan olmak üzere Saim, Mustafa ve Hakan'a çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendilikleriyle, duruşlarıyla, oturuş kalkışlarıyla tam bir Seymen kültürünü hazmettikleri, içselleştirdikleri çok belli. Bu da senin eserin. Estağfurullah. Şimdi güzel, evet, bir Karaşar Zeybe'yle veda ediyoruz ve sevgili seyirciler, biz haftaya inşallah yine burada olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyoruz efendim. Oh,
geldi.